Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, yepyeni bir haftada yalancının mumunu yatsıya kalmadan söndürmek üzere yine karşınızdayız Utku Reyhan'la birlikte. Dün geceden bu yana bütün dünya Küba'ya kilitlenmiş durumda. Küba'da bir takım sokak gösterileri oldu. Hem o sokak gösterilerinin ayrıntılarına gireceğiz hem de bunun arkasında ne var, ne amaçlanıyor, hangi güçler var bunların üzerine biraz duracağız ama... Evet. Şunu söyleyelim baştan, Türkiye'de İslamcısından liberaline, solcusuna kadar, Atatürkçüsüne kadar, bunların hepsi belki de sözde sıfatıyla başlamak lazım. Bunların tümü Küba'ya demokrasinin geldiği ya da gelmek üzere olduğu yönünde bir mutluluk içerisinde, bir sevinç içerisinde. Diktatörlükten kurtuluyor, özgürlükler geliyor. 60 küsur yıllık diktatörlük yıkılıyor falan gibi bir şey içindeler. Tabii Küba'da, daha önce Venezuela'da da gördük. Hep böyle kursaklarında kalmıştır. Yine öyle olacağı anlaşılıyor. Zaten hem görüntüler hem de gelen haberler bize onu gösteriyor. Amerika'nın istediği tipte bir demokrasi için ayakta değil Küba ama göreceğiz kendi devrimini, kendi bağımsızlığını savunmak için ayağa kalktığını göreceğiz Kübaların. Evet. Kalkıyor da zaten. Evet. Başladı. Evet. Bugün Küba'yı konuşuyoruz. Evet, Küba'yı konuşacağız. Tabii çok sayıda yalan işin içerisinde var. Ama tabii bariz yalanları da göstereceğiz, konuşacağız burada ama toplam olarak şunu görüyoruz. Yani şu an mesela şöyle ifade edeyim tabloyu en baştan. Yani Küba'daki şu an protesto gösterilerine katılan insan sayısı muhtemelen Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde, şehirlerinde yapılan protesto gösterilerine katılan insan sayısından daha az. Tabii canım, tabii. Yani Miami'de, tabii. Florida'da, Texas'ta, orada burada yürüyüş yapanların sayısının Küba'da yapanlarda daha fazla olduğunu görüyoruz. Orada da çok kitlesel değil de. Ama mesele çok sistemli bir hazırlığın olduğunu gösteriyor. Yani bu iki günde Küba'da böyle bir kendiliğinden ayaklanma gibi bir şey zaten yok. Ama sistemli bir şekilde bir şey gelmiş, hazırlanmış ve onun sahnelendiği, daha önce turuncu devrim denemelerinde Kafkasya'da, Balkanlar'da, Asya işlerinde gördüğümüze benzer. Tabii. Çeşitli Arap ülkelerinde yapıldığına çok benzer, aynı araçları, aygıtları kullanarak çok benzer modellerle bir uygulamanın sahneye sürüldüğüne tanık olduk. Bakalım nedir bu? Ayrıntılarıyla birlikte değerlendireceğiz. Evet. Tabii en çok Amerikan basınında görüyoruz. Batı basını, özellikle de Amerikan basını bunu bayağı köpürterek verdi. Ve burada da hem yüksek fiyatlar, işte gıda kıtlığı ve işte Covid-19 salgın kriziyle ilgili olduğu iddiası var. Zaten hep böyle bir gerekçe olur. Yani hep bir şey bulurlar o ayaklanmayı çıkarmak için. Ve ülke tarihinin en büyük hükümet karşıtı gösterisi olduğunu söylüyor. Binlerce Kübalı. Evet. USA Today. Devam edelim. Tabii çok sayıda Amerikan basın organında bu haberler çıktı. New York Times da bunlardan birisi. Çok sayıda... Burada özgürlük sloganları öne çıkıyor. Özgürlük. Yani orada ekonomik taleplerden çıkmış. Burada Kübalıların, bak dikkat edersen burada yüzlerce ifadesi var. Yani yüzlerce Kübalı diyor. Bu da eylemin... Burada aslında Küba düşmanı olan bir yayın organı olarak verebildiği sayı yüzlerce New York Times'ın. Yüzlerce Kübalı'nın sokaklara çıktığını ve işte bu protestolarda ve özgürlük talebiyle, özgürlük sloganlarıyla bir protesto yaptığını söylüyor. Devam edelim. Evet, bu hanımefendi bir Amerikalı kongre üyesi. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Küba halkının yanında olmalı diyor. Yanında durmalı diyor. Küba halkını desteklemeli diyor. Belli ki Latin kökenli, belki de Küba kökenli bir isim bu. Yani devşirilmiş ve işbirlikçi yapılmış. Hatta meclise kadar taşınmış bir isim. O da Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yapıyor ama aslında gereksiz bir çağrı zaten. Hani o anlamda o tip Kübalıların yanında. Amerika işin kalbinde zaten. Tabii, işin kalbinde. Onda şimdi bir videomuz var. Evet. O protesto gösterilen sonra en fazla yayılan videolardan oldu. Onu bir izleyelim. Özgürlük, libertad sloganlarıyla. Libertad, 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 libertad.
Evet, Amerikan bayraklarıyla. Ellerinde de cep telefonları, hepsinde çekimler yapılıyor. O da önemli. Bakınız, sözde ekonomik krizle ilgili evet. sürekli vurguların yapıldığı bir yerde. Tabii ki çekim yapılır, hani evet. protesto gösteren olur ama bir bakıyorsunuz bütün ellerde böyle cep telefonları evet. var. Tabii. Ve burada yani şu görüntü içerisinde görebildiğimiz insan sayısı da hani toplasan 200-300'ü geçmez. Ya 500 olsun, 1000 olsun. 1000 olsun ne olacak? Burada yani? Bence kritik mesele Amerikan bayrağının kullanılması. Yani burada göstericilerin elinde dikkat ederseniz herhangi bir Küba bayrağı, Küba'ya ait bir sembol, bir simge olmadığını görüyoruz. Amerikan bayrağıyla protesto yapıyorlar. Küba'da, Küba yönetimine. Biz bunu nerede gördük daha önce? Mesela Hong Kong'da gördük. Hong Kong'da da işte Çin yönetimine karşı sözde protestolar var. Fakat Hong Kong'dakiler Amerikan bayrağıyla o protestoları yapıyorlar. Tıpkı Doğu Türkistan meselesinde olduğu gibi. Tıpkı nasıl PYD, Güney sınırımızda PKK ne yapıyor? Şeyini Amerikan bayrağı takıyor. Pazumant yani askeri üniformasını Amerikan bayrağı takıyor. Bunu Kosova'da da gördük, evet. Kırgızistan'da da gördük. Tabii. Pek çok turuncu devrim denemesinde. Ukrayna'da da gördük. Gürcistan'da da gördük. Belarus'ta denediler. Yani hep özgürlüğün bayrağı olarak, tırnak içerisinde söylüyoruz özgürlüğün bayrağı. Hep Amerikan bayrağının kullanıldığını görüyoruz. İnsan aklına şu geliyor tabii. Yani Amerika'da mesela şimdi burası şeyi yöneten, Küba'yı yöneten Küba Komünist Partisi'nin önü. Böyle bir gösteri yapılıyor ve yapabiliyorlar bu gösteriyi. Amerika'da kongreye önünde protesto yaptı insanlar hatırlayacaksın. Tabii ölümler oldu. Hani çok özgürlükten yanaldılar. Çıkardılar çat 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 vurdular yani ateş açtılar gerçek silahlarla. Yani burada da Amerika'nın o 60 küsür yıldır zaten rahatsız olduğu ve çeşitli yollarla devirmeye çalıştığı Küba'ya yeni bir yöntemle. Halihazırda ağır ambargolarla tabii. sürekli sıkıştırdığı bir ülkeden bahsediyoruz. 30 küsür suikast atlatmış sadece Fidel Castro, yani bu Küba devriminin önderi ve uzun yıllar devlet başkanlığını yaptı. Ekonomik ambargo ile sıkıştırmaya çalıştılar. İşte askeri kuşatma altına aldılar falan. Bunların hiçbiri tutmadı. Şimdi de içeriden bir çaba içerisindeler. Ama onun da çok etkili olmadığı anlaşılıyor. Devam edelim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri çok eskiden beri Küba'ya dönük. Bu tabii. devrim başlayıp olur olmaz hemen sonrasında tabii. başlayan bir saldırgan politikanın olduğunu yani devrim görüyoruz. 50'lerin sonunda oluyor Castro önderliğinde. Bakın bu Amerika'nın kendi sitesinde bu dışişlerin kendi sitesinde. 6 Nisan 1960. 1960 tarihli bir belge. Burada hani Castro'yu düşürmek için yapılacak işler sayılırken bir ekonomik ablukadan söz ediliyor. Onu ekonomik olarak ablukaya almak. Çünkü ekonomik abluka ne demektir? O ülkede gelişememesi, yoksullaşması, halkta memnuniyetsizliğin oluşması falan. Bugün nasıl Türkiye'de aynısını, işte sizin ekonomimizi mahvederiz diyor Trump. Burada da kaç sene olmuş? 60 sene, 70 sene olmuş neredeyse. Aynı yöntemin uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Bring about hunger mevzuyu açlığın, kıtlığın olduğu bir ülke haline dönüştürmemiz lazım diye koyuyorlar yani çok evet. net bir şekilde. Kıtlık olacak, ondan sonra da orada demokrasi talebi yükselecek. Beyefendiler de gelip oraya demokrasi getirecekler. Bu arada göreceğiz şimdi Türkiye'deki liberalleri de, hatta bir takım sözde muhafazakarları da. Ya gördünüz mü Küba halkı aç, işte Küba güya işte Küba'ya çok iyi diyorlar, Küba sürünüyor falan. İşte niye sürünüyor? Yani 60 yıllık bir... Hatta sağlık ambargosu bile. Tabii. Yani Küba tıbbının gelişmesinin bir sebebi de o ambargo altında oluştu. Çünkü kendi ilacını, kendi aşısını, kendi tedavisini zorunda. Üretmek zorunda. Devam edelim. Tabii bu protestolarla ilgili neredeyse bütün senatörler, bütün yani hepsi demeyelim ama hani çok önemli sayıda senatörler, belediye başkanları, valiler... Devlet görevlileri ve birer ikişer tweet de değil. Yani diziler halinde aşağı yukarı 15-20 saattir sürekli tweetler atıyorlar Küba'ya ilişkin. Bu da Florida valisi Ron DeSantis'in attığı tweet. Ve tabii videoları da kullanıyorlar burada. Orada da işte tiran rejimine karşı Havana'da, Küba'nın başkentinde diktatörlüğe karşı Küba halkının ayağa kalktığını tabii, söylüyor. Miami ve Florida zaten Küba'ya en yakın Amerika tabii. Birleşik Devletleri'nin olduğu yer ve çok sayıda Kübalı çok çok yakınlar bu arada. Evet, yani evet. hani Amerika'nın kapısı Küba. Yani Küba'nın önemli olmasının bir sebebi de sadece böyle Amerika'ya karşı bir rejim olması değil. Tabii. Amerika'nın doğrudan doğruya burnunun dibi olması. Devam edelim.
O yüzden özellikle bu güney eyaletleri, özellikle de bu okyanusa bakan, Atlantik Okyanusu'na bakan kısmının yöneticileri falan bu konularda daha girgin oluyorlar. Bu da onlardan birisi. Evet, yine dediğim gibi sürekli tweet attıkları için bir başka tweet var ve burada Tiran rejimine karşı ayaklanan Kübalıları destekliyoruz falan derken... Burada Floridalılar destekliyor bu arada. Evet. Yani devrimden sonra kaçan bir Kübalılar. Şunu söylüyor, yani burada polis saldırıyor halka. Hatta silah kullanıldığına dair ifadeler geçiyor Amerika'da. Ama bir tane bununla ilgili bir görüntü ya da herhangi bir şey var mı? Yok. Evet. Yani anlatılmaya çalışılan tablo şu. Sanki yüz binlerce Kübalı ayağa kalkmış ve Küba'daki güvenlik güçleri onların üzerine ateş ediyorlar vesaire ve ölümler oldu gibi palavraları vali konumunda olan bir kişinin ağzından bile çıkabiliyor. Tabii. Bunu görüyoruz burada. Tek bir kanıt, tek bir belge var mı? Yok. Yok, tabii. Ama şeyi biliyoruz. Amerikan Kongre binası basıldığında ölümlerin olduğunu yaşandığını biliyoruz. Devam edelim. Bu da Miami Belediye Başkanı. Tabii Miami'de çok sayıda Küba'da Amerikan işbirlikçisi faaliyetlerin içerisinde bulunmuş. CIA ajanlarının uzantısı olarak görev yapan ve bu yüzden de kaçmak zorunda kalan. Küba'dan kaçmış tipler bunlar. Hatta birçoğu da suça falan bulaşmış. Ya nasıl bizdeki kişiler. FETÖ'cüler her yerde tam Türkiye öyle. Düşmanlığı yapıyor. Evet. Bunlar da aynı şekilde Küba düşmanlığı yapıyor. Ya da nasıl Avrupa'nın her tarafına dağılmış PKK'lılar var. Evet. Belçika'da şurada burada faaliyet yürütüyorlar. Bunlar da onlar işte. İşte Miami Belediye Başkanı da. Ya bunlar öyle alçak insanlar ki mesela Castro yönetimi öncesinde ne vardı şeyde Küba'da? Batista rejimi Batista vardı. Rejim yani vardı. Bir askeri diktatörlük vardı ve Amerikan destekli bir askeri diktatörlük vardı. Şimdi bunlar demokrasi istiyor. Yani Küba'ya diktatörlüğü getirenler kendileri aslında. Küba'yı o diktatörlükten kurtaran Castro ve arkadaşları. Ama sanki bunlar demokrasi kahramanı. Ya şeyi çok belki izleyicilerimiz de biliyorlardır. Yani Baba film serisinde ikinci filmde tam şeyde geçer. Küba devriminin olduğu yılbaşı gecesinde. Ve orada şeyi görürsünüz. Bütün Amerikan mafya tekelleri, bütün tekeller ve mafya liderlerinin hepsi Küba'da toplanırlar. Evet. Hepsi Batista tarafından her türlü onlara ayrıcalığın verileceği, bütün Amerikan şirketlerinin burada vergiden muaf şekilde faaliyet yürütebileceği, kumar, uyuşturucu. Yani Amerika'nın pis işlerinin yapıldığı bir yer. Kesinlikle öyle. Yani bütün kara işlerin, karanlık işlerin ihale edildiği bir yer Küba. Ama ne oluyor? O mafya, o filmdeki belki en çarpıcı şeylerden birisi oydu. Bütün o mafya liderleri Batista ile birlikte bir an evvel Küba'dan kaçmanın peşine düşüyorlardı. Çok doğru. Devam edelim. Şimdi dedik tabii çok sayıda şey oluyor. Yalan da işin içerisine giriyor. Bakınız az önce konuştuk. Maria Elvira Salazar yine onun attığı bir tweet. Diyor ki tens of thousands of people, yani on binlerce insan Küba'da ayakta. Fotoğraf ne peki? Yani bu fotoğraf aşağı yukarı 400 kişiyle ya da 250 kişiyle çok rahat çekilebilecek bir fotoğraf. Evet. Ama bunu on binlerce diye tarif ediyorlar. Yani bu her türlü şeyi, dezenformasyon dedikleri şeyleri kullanıyorlar. Ya bunu niye yapıyorlar? İşte oradaki Kübalılara, yani Kübalılara demeyelim de o hani bu ayaklanma niyetinde olanlara cesaret vermek için. Tamam. Bak on binler dışarıda, sen de çık. Yani binlerce kilometre ötede o insanları da ateşe atıyor. Yani onun için çok önemli değil. Yani 2019'a hani göre kendi de, desteklediği Kübalıları da çok önemsemiyor. Onlar birbirini yesin. Onun başka bir derdi yok. 2019 verilerine göre Küba'nın nüfusu 11 milyon 330 bin bir nüfus. Yani şey de değil Küba, böyle bazı ülkeler var ya, ada ülkeleri falan. Hı. Nüfus olarak çok küçük. Evet. Yani zaten orada çok büyük. Yani yüz ölçümüyle kıyaslayınca 10 bin kişi şeyse, bir protesto yürüyüşündeyse neredeyse nüfusun %10'u falan. Tabii, orada. Tabii. Ki hatta onun bir örneğini göreceğiz tabii, birazdan. Tabii. Neredeyse nüfusunun %10'unun sokaklarda Amerika'yı protesto ettiği ülkeler de var. Tabii. Onlara hiç kimse konuşmaz ama. Tabii. Devam edelim. Evet, tabii bir de şöyle ilginç noktalar var. Bu The Empire Files diye bir sayfa ve o özellikle hani sosyal medyadaki çeşitli palavra işleri takip eden ve bununla ilgili yayınlar yapan bir adres. Burada tabii anti-Amerikancı bir şey olduğunu görüyoruz. Amerikan emperyalizmine karşı tavır alan. Yine Alexis Isabel. Bu da
Amerikalı bir politik mücadelenin içerisinde Amerikan emperyalizmine karşı bir isim şey yazmış, bir video hazırlamış. Bu videoda da şunu görüyoruz. Daha Nisan ayında sıfır takipçili açılmış hesaplar. Açılmış onlarca, yüzlerce hesap var. Ve bu hesapların hepsi de şu an bu Twitter'da dönen videoların akışını, işte o Amerikan bayraklarıyla protesto yapanların ellerindeki telefonlardan gelen verileri yaymak için kullanılan troll hesaplar. Ya zaten hep böyle oluyor. Yani yüzlerce hesap açılıyor. Sanki gerçek insanmış gibi paylaşımlar yapıyor ve bir anda böyle bir kamuoyu yaratılıyor. Bu sahte hesap olayı çok önemli. Yani izleyicilerimize söyleyelim, zaten mavi tikli bir hesap. Alexis Isabel diye girerlerse o videoyu izleyebilirler. Oradaki bütün kullanılan adreslerin hepsi şu an bu Amerikancı tertibin aparatları halinde kullanılıyorlar. Evet. Türkiye'ye operasyon yapılırken de çok kullanılıyor bu tip hesaplar. Yani ismi belli değil, cismi belli değil ama büyük büyük iddiaları oluyor ve insanlar da bunun peşine kolaylıkla ya takılabiliyor. Bizim şeylerin altına da yazıyorlar ya bazen, paylaşımlarımızın altına. Evet. Hakaretler, küfürler. Falan. Ben hep şeye bakıyorum. Kaç takipçisi var? Bakıyoruz. İki takipçi, sıfır takipçi. Ya takipçi önemli. Daha yeni açılmış yani hesaplar. Mesela, takipçisi azdır ama gerçek insandır. Tabii. Onu anlarsın. Yani diyelim bir insan takip edilmiyor da olabilir ama onun görüşleri yine de kıymetlidir. Tabii. Çünkü gerçek bir insandır. Doğru. Ama buradaki mesele o değil. Yani robot hesap bunlar. Robot bir şekilde harekete geçirilen. Tabii bilgisayar, yapay zeka ile kullanılan şeyler bunlar. Tabii. Bir de tabii adını gizleyen tipler var. Onlardan uzak durmak lazım. Evet arkadaşlar, sonraki görselimiz gelsin. Bakınız, bu da yine yayılan Küba'ya ilişkin palavra şeylerden bir tanesi. Bu da bu bir harita. Küba'daki protesto yapılan yerler. Ve buradan nasıl bir sonuç çıkarıyor? Küba şimdi bu durumda bu hükümete karşı bütün ülkenin bütün olduğunu gösteriyor. Yani bütün Kübalılar birleşmişler. Küba'nın her yerinde on binlerce, onların deyimiyle, insanlar sokaklara inmiş durumda. Böyle bir, yani ellerinde fotoğraf, videolarla on binleri kanıtlayamıyorlar. Bari böyle Google haritası üzerine yeşil yuvarlaklar yaparak bütün ülkenin hükümete karşı birleştiği gibi bir algı yaratma çabası. Başta gösterdik, New York Times ağzından kaçırdı. Yüzlerce protesto. Yani şimdi on binlere geldik ama New York Times'a göre yüzlerce. Devam edelim. Evet, bu da işte Viva Cuba Libre diye, Küba'nın özgürlüğü yaşasın, yaşasın özgürlük diye yapılan paylaşımlar. Mısır'daki protesto gösterisinin fotoğrafını kullanmış. Evet, yani burada tabii buna bir sürü atlayan insan oluyor. Çok ilginç. Yani halbuki orada tipik böyle Arap bazı ülkelerinin kırmızı, beyaz, siyah renklerden oluşan bayraklarıyla dolu. O Mısır bayrakları dolu. Mısır'da sanırım İskenderiye'den bir görüntü bu. Mursi protestoları sırasında çekilmiş bir görüntü. Ama onu biz şimdi Küba'da on binlerin, bir de tabii denizi koymuşlar bir ada ülkesi olduğu için. Hani bari inanalım diye. O 10 binlerin görüntüsü olarak Mısırlıların görüntüsünü izliyoruz. Türkiye Gençlik Birliği olarak toplantı yapıyorduk. O sırada toplu bir şekilde yemeğe gitmiştik. Bayağı da böyle 60-70 arkadaş. Metroda, Ankara'da yürürken baktık bir şey var, sergi var. Biz de merak ettik. İşte Suriye'de Esad'a karşı, Esad zulmüne karşı yapılan protesto eylemlerinin şeyleri var diye. Fotoğrafların olduğu bir resim sergisi diye. Biz de gittik, Allah Allah dedik, bakalım neler varmış bu fotoğraflar diye. Baktık, fotoğrafların içinden birkaç tanesi Esad'ı destekleyen Suriye bayraklarıyla olan büyük kitlesel eylemlerin fotoğrafı ve altına demişler ki Suriye halkı Esad'a protesto ediyor diye. Yaparlar abi. Devam edelim. Evet, şimdi şöyle de bir ilginç durum var. Bununla ilgili sıcak gelişmeleri de zaten konuşacağız programın son bölümünde ama bu da bir gazeteci, Chuck Moody, ve diyor ki ya asıl diyor binlerce insan Haiti'de protesto etti Amerikan emperyalizmini. Amerikan medyasında bunun zerresi duyulmadı. Evet. Küçük bir haber bile yoktu. Niye acaba diye bu Küba'yı protesto yürüyüşlerine sürekli haber yapanlar niye bunu görmediler diye bir paylaşımda bulunuyor. Evet, bakın Mart'ta Amerika Haiti'den defol protestoları yapılıyor ve bu görüntü gerçek. Yani hakikaten Haiti'de çekilmiş. Hakikaten on binlerce insan var.
haklı olarak soruyor. Peki bu neden haber olmadı Amerikan basınında? Yani Amerikan basını, Amerikalı kendisi, Amerikan basını içerisinde de şeyler var tabii. Tek tük de olsa, Haiti az da tabii olsa. Amerika'nın yoksul bıraktı, aç bıraktı. Yıllarca böyle o Küba'da yaptıramadığı pis işlerini yaptırdığı bir yer Haiti. Zaten Küba'nın da komşusu. Zaten 300-400 yıldır en fazla sömürülen Haiti, ama aynı zamanda da ilk bağımsızlık mücadelesinin verildiği yer. Evet. İspanyol. Şimdi o Haiti'de bir takım yeni gelişmeler oldu. Tabii bu protestoların yapıldığı bir ülkeye Amerika'nın müdahale etmemesi zaten beklenemezdi. Tabii. Ve o müdahale de geldi. Birazdan onu da göreceğiz. Devam edelim. Devam edelim. Yine bakın, Brezilya'da hani diyorlar ya, pandemi meselesi krizini yönetemiyor Küba yönetimi. O yüzden insanlar ayağa kalktı diye. İşte oradaki Bolsonaro, en Amerikancı, Güney Amerika'daki Hükümet. Brezilya Devlet Başkanı ve onu özellikle bu pandemi süreci içerisinde Brezilya'da yüz binler protesto etti. Evet. Mesela bunu da görmedik. Tabii. Bu Amerikan medyasının içerisinde. Evet. Yani işte Brezilya ayaklandı, Brezilya'da demokrasi talepleri bilmem ne, hiç böyle bir haber görmüyoruz. Niye? Çünkü Bolsonaro Amerika'nın adamı. Devam edelim. Şimdi bir de Türkiye'deki basına nasıl yansımış? Onlara bakalım birlikte. Küba'da son 30 yılın en büyük sokak eylemleri düzenleniyor. Protestolar neden başladı? Şey tabii, BBC her zaman olduğu gibi şeyi çiziyor, hemen iklimi yaratıyor. Yani 30 yılın en büyük eylemleri. Tabii. Yani aslında hiçbir haber kaynağı yok ama bir biçimde orada göstericilerin taleplerinin ne olduğuna ilişkin. Aslında göstericilerin talepleri değil de hani Amerika'nın, İngiltere'nin, o büyük Batı Atlantik kampının taleplerinin ne olduğuna ilişkin bir haber veriyor BBC. Devam edelim. Evet, tabii Doşevel hiç şaşmaz. O da aynısını söylüyor. Devam edelim. Bakınız, en az 10 kişiyi gözaltına aldım. En az 10 kişi. Ya 10 kişi gözaltına olacak abi, bizde bir akşamda bir protesto da olmuyor. Dünyanın her yerinde bir protesto gösterildiğinde olabilecek şeyler. Bu da bir Doşevel'le şeyi, muhabiri. Küba halkı değişim istiyor. Burada da tabii solculara bir çağrı var. Uzaktan romantik hayaller kurulabilir. Ancak gidip görünce Kübalıların bazı açılardan zor şartlarda yaşadığı görülebiliyor. Yani bu da şeyin, Küba'ya müdahalenin gerekçesi. Uzaktan ne güzel sosyalist ülke, romantik falan filan görüyorsunuz ama hiç de durum öyle değil. Peki bunu niye söylüyorsun şimdi? Yani bir protesto gösterisi varken bunu niye söylersin? Onu haklı gördüğün için. Ve hele hele az önce gösterdik sayısız kanatını. Arkasında bağıra bağıra Amerika varken bunu niye şimdi söylersin? Ona gerekçe yaratmak için söylersin. Kübalıların bazı açılardan zor şartlarda yaşadığı görülebilir. Evet. Küba nüfusunun 4 katı insan Amerika'da aç kalmamak için aş evlerinden yemek yiyor. Tabii. Yani. Doğru. 4 katı insan, 40 milyonu aşkın insan ve bu şey değil, benim uydurduğum ya da gözlem yaparak çıkardığım bir şey değil. Bu istatistik veriler. Tabii. Amerika'da çeşitli fonların, kiliselerin vesaire açtığı aş evlerinden Küba nüfusunun 4 katı kadar insan besleniyor. Orada da bazı, hani desenize, Amerika'da da çok öyle göründüğü gibi Amerikan rüyası o kadar müthiş değil. Orada çok zor şartlar altında yaşayan milyonlarca, 10 milyonlarca insan var. Şimdi Reuters'ın haberini almış bir Doşevelle yazarı, muhabiri. Aslında hani bizim Türkiye solunun kimlerden etkilendiğini de anlayalım. Yani hepsi bu Doşevelle'yi takip ediyor. Yani Alman devletinin kanalı niyeyse Türkiye'de, hani Almanya'nın TRT'si Türkiye'deki şey, özgürlük hareketlerine, işte sol hareketlere yön veren bir şey. Bir şeye dönüştü yani. Anlaşılmaz bir şey. Devam edelim. Küba'da isyan. Sokaklara dökülen binlerce kişi. Devam edelim. Bakın orada Amerikan bayrağı. En azından Amerikan bayrağı açtılar diye bir gerçeğe işaret ediyor. Yine bizim Türkiye solunun bayıldığı T24. Küba'da binler. Ara ara özür mesajlarıyla palavradan haberleri dolayısıyla. Ara ara da değil ya. Ben sana söyleyeyim mi? Biz 3 gün mü program yapıyoruz? 3 günün 3'ünde de mutlaka bir T24 oluyor. Bakın yine var. Yani karşımıza çıkmadığı gün yok yani. Yani anamızı babamızı bu kadar görmüyoruz. T24'ü gördüğümüz kadar. Küba'da o da gerekçeyi söylemiş. Küba'da binler, gıda kıtlığı ve yüksek fiyatlar nedeniyle sokağa indi. Bu arada bu görüntünün, şu görüntünün göstericilere mi yoksa
destekçilere mi, yani Küba devletini destekleyenlere mi ait olduğuna ilişkin de bir şey yok orada. Evet. Yani herhangi bir pankart, ben şimdi Küba bayrağı taşımalarından kıllandım. Çünkü birazdan göstereceğiz. Küba'da rejime ve yönetime destek eylemlerini. Onlar Küba bayrağı taşıyor. Ama öbürlerini gösterdik. Onlar Amerikan bayrağı taşıyor. Görsel bulamayıp bir şey yapıştırmış olabilirler. Bir gerçeği de işaret etmek lazım. Yani bütün dünya bu pandemi sürecinde tabii ki çok ciddi anlamda etkilendi. Bir de Küba gibi en yoğun gelir kalemi turizm olan bir ülke. Doğal olarak gelir düzeyi anlamında ciddi sıkıntı. Zaten Amerikan ekonomik ambargosunun boğduğu bir ülke. Doğal olarak hani Küba'da şu an bir romantizmle işte cennet yaşanıyor falan filan. Zaten öyle bir şey hiçbir zaman demeyiz demedik de zaten. Orada mutlaka hatalar, eksiklikler, diyelim geçmişe dair saptamalar olabilir. Bizim bunlarla ilgili tartışılır bunlar, yani konuşuruz. Gerçekliği zeminde olguları tartışabiliriz. Ama pandemi sürecinin doğal olarak etkilediği 12 milyon nüfuslu bir ülkede, diyelim çeşitli şehirlerde birkaç yüz kişilik protesto gösterilerinin olması normal abi. Çok normal bir şey yani. Ya bir sıkıntı da tabii eskiden, bir süre öncesine kadar Küba'da çok ciddi bir ekonomik kalkınma yaşandı. Sebebi de genel olarak Güney Amerika'daki, Latin Amerika denen bölgedeki dayanışma idi. Tabii. Yani oradaki ülkeler birbiri peşi sıra Amerikancı yönetimlerden kurtuldular. Bolivarcı bir çizgiye geldiler. Bolivya, Brezilya da öyleydi biliyorsun. Bir dönem Brezilya'da. Ve bir serbest bölgeler kurdular. Aralarında şeyler gelişti, ticaret falan filan. Ama şimdi o ülkelerden bir kısmı, özellikle de kıtanın en büyüğü olan Brezilya'da, Küba'ya karşı bir şey var, bir yönetim var. Bütün bunlar tabii bunları etkiliyor. Burada belki şu söylenebilir. Yani bir ekonomik sıkıntı vesaire olduğu kesin. Batı dışı dünyanın buraya bir yardım etmesi lazım. Yani o gözle bakması lazım. Çünkü mesela sadece Kübalıların refahından öte Amerika'nın dünya egemenliğiyle ilgili bir konu. O yüzden onu sınırlandıracak bir bakışla, örneğin Çin gibi, Rusya gibi, işte ne bileyim Güney Amerika'daki diğer müttefiklerin falan, o gözle bakması lazım. Tabii. Hatta ben mesela Türkiye yönetiyor olsam Küba ile ilişkilerimi hem çok ilerletirdim, hem de diyelim sembolik de olsa bir takım yardımları oraya ulaştırırdım. Orayı rahatlatacak bir takım çözümleri bulmaya çalışırdım. Aslında o tip bazı adımlar da geçmişte atıldı. Yani Küba ile ilişkilerde son birkaç yılda Türkiye-Küba ilişkilerinde bir ilerlemenin olduğunu görüyoruz. Ama tabii burada toptan bir dayanışma içerisinde olmak gerekiyor. Özellikle hatırlar Ulusal Kanal izleyicileri. Chavez'in, Castro'nun, Ahmedinejad'ın, yani İran'dan Venezuela'ya kadar bir hatta, bir uluslararası Amerikan emperyalizmine karşı dayanışmanın ciddi bir yükseliş dönemi vardı. Yine o yükselişin olacağını göreceğiz. Ya hatta şu an o yükseliş var zaten. Yani hatta eskisinden daha güçlü. Bugün Çin'i, Rusya'yı falan baktığın zaman Asya'da yükselen güçlere, Amerika'nın gerilemekte olduğunu görüyoruz. Ama o tip arızi durumlar olacaktır. Bu bizim ülkemizde de olabilir. Tabii. Yani bu tertipleri bizde de yapabilirler ama Küba'yla bir dayanışma sergilenmesi gerekiyor. Devam burada edelim. Önemli olan Küba'nın rejimi falan da değil. Yani biz böyle Küba'ya sosyalist bir ülke bilmem ne olduğu için bu dayanışmanın sergilenmesi gerektiğini söylemiyoruz. Yani bu Küba değil, İran olsaydı da aynı şeyi söyleyecektik. Küba değil, atıyorum Çin olsa da, Nikaragua olsa da, kim olursa olsun, rejimine bakmaksızın o ülkelerin Amerika karşısında dik yaşamasını sağlamak gerekiyor. Amerikan hegemonyasının karşısında olan, karşısında tavır alabilen bütün ülkeler bizim doğal olarak dünyada insanlığı savunan herkesin. Yani sadece kendi ülkemizi savunmak anlamında değil, aynı zamanda Türkiye'yi savunmak anlamında da bu hareket tarzı doğru hareket tarzıdır ama bütün insanlığı savunmak adına da insanlığın en büyük baş belası olan Amerikan hegemonyacılığına, emperyalizme karşı bu dayanışmayı sürdürmek bir ilke olmalıdır. Doğru. Devam edelim. Evet, çok şaşırtmayan bir tweet. Ya insan utanıyor tabii bunlara. Yani eyvah eyvah, komünizm cennetinin son 2-3 kalesinden Küba'da halk sokaklarda. Kesin dış emperyalist güçlerin, provokatörlerin işidir. Güya makaraya alıyor. Yoksa huzur, refah, bolluk içindeki halk neden ayaklansın ki? Evet. Yani tabii o tipik bir batıcı, tipik bir Amerikancı. Böyle bakması normal. Ama şu da çok ilginç. Mesela Cem Toker'in, Liberal Parti'nin başkanıydı biliyorsun bir ara.
Bunu takip eden çok sayıda kendini işte solcu falan diye tarif eden insan var. Yani halbuki adam yani en sağda yer alıyor. Ekonomi politik olarak en sağda yer alıyor ama bizim solcularımız ona şey bayılıyor. Niye? İşte Erdoğan'a laf sokuyor falan diye. Burada da aslında aynı kafayı görüyoruz. Peki yani, kapitalizm cennetleri ne halde Cem Toker? Yani komünizmin cennetlerinden son 2-3 kale diyor da mesela birisi Çin onların. Tabii. Ne halde abi? Yoksulluğun olmadığı dünyadaki tek ülke şu anda. Avrupa nüfusunun... Peki senin kapitalizminin cennetleri ne yapıyor? Son Xi Jinping'in yaptığı açıklama geçtiğimiz aylarda Avrupa nüfusunun toplamından daha fazla sayıda insanı açlık sınırından yoksulluk sınırının ötesine bir orta refah düzeyine çıkarttığını tüm resmi verileriyle, bilgileriyle aktardı tabii. Çin hükümeti. Tabii ya, resmi veriye de gerek yok. Şimdi Cem Toker'e sorsak, desek ya Amerika Birleşik Devletleri çok iyi biliyorsunuz, oraya da çokça gittiniz. Oradaki evsizleri sorsanız, milyonlarca evet. evsiz insanı şöyle cevap verecektir eminim ki verdiğinde biliyorum benzer cevapları liberallerin. Ya o da bir yaşam tarzı onların. İnsanlar oraya hani şey için, keyif İnsanların için. İnsanların sokakta yaşama özgürlüğü yok mu yok kardeşim? Yani. Tabii, battaniyeye sarılıp. Sevmiyorlar böyle evde yaşamayı, böyle işe gitmeyi falan. Battaniyeye sarılıp. Filozof onlar, Diyojen. Tabii, tir titremeyi seviyorlar. Mesela onların kalesinde, mesela dün İngiltere-İtalya maçı vardı. Aha. Ondan sonra penaltıyı kaçırdı 3 tane siyahi oyuncu İngiliz. Ve binlerce insan... O 3 İngiliz, biri 19, biri 21, biri 23 yaşında 3 tane çocuktan bahsediyoruz aslında. Penaltıyı kaçırdıkları için etmedik ırkçı hakaret kalmadı. Evinize dönün dediler. Geldiğiniz yere gidin, Afrika'ya gidin dediler. Muz gösterdiler. Maymun emojileri attılar bilmem ne. İşte o kapitalizmin cennetleri de bu. Cem Toker oraları seviyor. Devam edelim. Küba'da insan gibi yaşamak için sokağa dökülen kardeşlerimiz için dinleyin. Şimdi doğru, çünkü bu Bahadır Han Dinç Aslan biliyorsun NATO Gençlik Kolları Başkanı. Yani Türkiye'de bir NATO Gençlik Kolları, pardon, dünyada bir NATO Gençlik Kolları var. YATA diye bir şey. Hakikaten NATO'nun resmi gençlik kolları YATA. Bir de onun Türkiye şeyi var. Türkiye YATA var. Bu da onun başkanı. Kardeşlerimiz diyor ya. Bizim neslimiz eminim ki çağ dışı rejimlerin tamamının bizzat tebaası tarafından yok edileceğini görecek birdir. Hadi bakalım. Devam edelim. Sözcüye bakın. Küba'da halk ayakta. Tarihin en büyük hükümet karşıtı gösterisinde ülke karıştı. Mesela tipik, yani bu bir de solcu falan deniyor bunlara. Yani hayret edilecek bir şey. Nasıl görülüyor böyle, nasıl içi boşaltıldıysa bu kavramları. Mesela şurada bir tavır beklersin değil mi? Tabii. Bir tavır beklersin. İşte Küba'da provokasyon girişimi, Küba'ya Amerikan müdahalesi, Amerikan bayrakları açtılar falan, hiçbirini görmüyorsun. Güya objektif bir biçimde ülke karıştı falan. Bir de ne diyorlar? Ağır silahlı polisler müdahale etti. Fotoğrafta ne var? Küba'da burada muhtemelen kapışma anı. Yani evet. Küba'da mevcut hükümeti devirmek üzere Amerikan bayraklarıyla eylem yapanlarla Küba'yı savunanlar arasında tabii. muhtemelen bir sopalarla bir kapışma evet. görüntüsü var. Şu fotoğrafı kullanıp ağır silahlı polisler müdahale etti diye evet, haber yani yapabiliyor sözcük. Polis de ben göremedim açıkçası. Polis yok zaten evet. bu şeyde fotoğrafın içerisinde. Bu arada devlet başkanı da sözcü de bence istifaya davet etmiş. Bunu öne çıkardığına göre. Devam edelim. Evrensel Gazetesi. Yani bu da tabii enteresan. Bu da gerekçeyi söylemiş yani. Hani ekonomik kriz ve yaşam koşulları gerekçesiyle düzenlenen protestoların ardından devlet başkanı Miguel Díaz-Canel de yüzlerce kişiyle birlikte sokağa çıktı. Mesela şimdi Aydınlık'ta böyle bir şey göremezsin. Şu gerekçeyle yapılmış bilmem ne falan filan. Mesela burada Aydınlık'a vereceği haber şöyle, bilmiyorum nasıl yaptılar ama devlet başkanı Miguel Díaz-Canel darbeye karşı sokaklara indi. Darbe teşebbüsüne karşı sokaklara indi. Burada hiç ne bir Amerika var, ne bir dış kışkırtma vurgusu var. Hiçbir şey yok. Burada şey var. İşte haklı olabilecek gerekçelerle evet. Küba'da protestolar var. İşte Küba'nın başkanı da tarafsız şimdi, bunlar. Yani evet, işte ağzımızın tadı bozulmasın. Keyfimiz kaçmasın Ali Rıza Bey. Tırnak içinde eski solcular evet, evet. Küba'ya çok laf edildiğinde de tabii. ürkeceği için ama Küba'yı çok savunursa da
işte diktatörlük, diktatörlük karşıtı olma şeyleri, yaldızları döküleceği için böyle arada bir kıvrılarak bir pozisyon almaya çalışıyorlar. Devam edelim. Evet, Katoliklerle benzer bir pozisyona düştüğünü görüyoruz. Çeşitli paylaşımlar. Bu dünyanın en büyük şeyi bu. Misyoner haber ağı, Katolik haber ajansı. 60 yıllık komünist düzene karşı. O da böyle karşı, ballandıra ballandıra işte antikomünist bir biçimde bu şeyleri veriyor. Binlerce Kubalı ayağa kalktı diye. Devam edelim. Bu arada Hristiyan Özgürlük Hareketi de çağrı yapmış Kubalılara sokağa çıkın falan diye. Hristiyan Özgürlük Hareketi çağrısına destek verenlerden biri de Türkiye'nin İslamcı yazarlarından bir kısmı. Hiç dünyayı okuyamıyorlar Çağdaş. Yani kendi ülkesinde 15 Temmuz olmuş, o olmuş, bu olmuş, yani sayısız tertip atlatmışız. Ve hepsinin kaynağı Amerika. Biz zannediyoruz ki artık dünyayı da anlamışlardır herhalde. Yani ama bakıyorsun bu tipler. Mesela İran'da bir şey oluyor. İran'da o zaman şey öldürülüyor. Neydi? Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani. Alkışlıyorlar. Tabii. Çin'de bir şey oluyor. O işte Rusya zayıflıyor. Çok güzel falan. Ya bunlar bence istediği kadar hükümete yakın görünsün. Tepeden tırnağa Amerikancı. Katıksız yani. Yani bu kadar olur. Şu açık açık görülen Amerikancı tertibin karşısında şu cümleleri sarf ediyorsanız ve buradan Amerika'nın bütün o baskılarına, ekonomik zorbalığına, saldırganlığına karşı direnen bir hükümet söz konusu. Ya bu gerçeği görür, en azından ona göre bir ifade takınırsınız. Yani. Sürekli ve çoğu da palavra olan Küba'ya dair uydurmalar. Ya abi doğru olsa bile sana ne kardeşim? Yani bu Amerika'nın bir ülkeye müdahale hakkını mı doğru? Bak bizde ne oluyor? Bak Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye nasıl bir gündem dayatılıyor? İşte Türkiye'de intiharlar arttı. Bak burada da var. Türkiye'de işte can güvenliği yok. Her Türkiye'de işte kadından biri tacize, şiddet, her 100 taciz, kadından biri falan tecavüz oluyor. Ya bizi ne üzerinden kışkırtıyorlar fuhuş abi? Fuhuş ve ucuz işçilikten mahvolmuş. Bizi ne üstünden kışkırtıyorlarsa aynısı, bütün dünya aynısını yapıyor. Aynı, ya bunlara şunu soruyoruz. Bir sonrakine geçelim değerli arkadaşlar. Sayın Fuat Uğur'a da soruyoruz bir sonraki görselde. Küba kaybederse kim kazanır? Kim kazanacak? Yani Küba'yı Kübalıların mı yöneteceğini zannediyorsunuz? Irak'ta da aynı hatayı, haltı yediniz. Amerikan Saddam gitsin. E gitti, ne oldu? İyi mi oldu yani? Esad gitsin. Gidince kim gelecek kardeşim? Kim gelecek yani? Bağıra bağıra Amerika geliyor. Peki Küba kaybedince Amerika kazanacak. Amerika kazanınca kim kaybedecek? Türkiye kaybedecek. Bunu göremiyor musunuz ya? Bu kadar mı yoksunuz ya? Bu kadar açık bir denklem. Bu kadar mı çalışmıyor yani? Böyle bir şey olabilir mi? Küba hükümeti devrilirse oraya ne geçer? Amerikan silah tekerleri, Amerikan Fruit Company, Amerikan'ın kumarhaneleri, Amerikan'ın fuhuş organizasyonu yürüten yapıları, mafyası, Amerika'nın kumar cenneti haline getirdiği bir ada haline getirilmesi için görevli olan kimseler ve oranın halkının, oranın yerel halkının Kızılderililerin birkaç yüzyıl önce yaşadığını, Güney Amerika'daki çok sayıda yerli halkın yüzlerce yıl boyunca yaşadığının bir benzerini yaşayacağı bir tablo yaşanır. Abi fakir şey istiyorlar ya, o Amerika'ya hizmetçi lazım. Tamam. Hizmetçi olacak Kübalılar. Cinsel ihtiyaçlarına hizmetçi. Efendim mafya çetelerine şey ne o? İşte silahlı adam. İşte tetikçi olacak, o olacak, bu olacak. İşte uyuşturucuyu oradan alıp oraya taşıyacak falan. Şimdi fakir, yoksul işte vesaire denen halka biçtikleri rol bu. Ama Fuat Uğur, Sayın Fuat Uğur, o derdini, kafayı Bernal Çin'e takmış. Yani bunun dünya denklemi içinde nereye oturuyor falan onu görmüyor. O işte ben bir muhalif buldum, ona vurayım. Ya mesele o mu Allah aşkına? Yani sizin yapacağınız analiz bu mu yani? Dünyaya bu kadar mı bakıyorsunuz siz? Ya bu gerçekten stratejik yoksunluğun insanı nereye götürebileceğinin bir bence örneği. Bunu unutmasın Fuat Uğur. Yarın öbür gün Türkiye'de işte yoksulluk bilmem ne odur budur diye sokağa çıkıp diktatör Erdoğan diye bağırdıkları zaman, diktatör Erdoğan devrilsin diye Amerikan basını haber yaptığı zaman Fuat Bey alkışlasın. Bu yazdıklarını hatırlasın yani. Ben bunu yazmıştım, tutarlı olayım desin. Yapsın bunu yani. Yapmayacaksa da ayıptır yani. Böyle şey olur mu ya? Devam edelim.
Yani sizin devlet başkanınıza her gün o aynı basın diktatör, diktatör, diktatör aşağı, diktatör yukarı. Biden ne diyor abi? Otoriter diktatörü değiştireceğiz diyor. Al aynı Castro'ya ne söylüyorsa, işte Küba devlet başkanı ne söylüyorsa sana da onu söylüyor. Görmüyor musun bunu? Katsa yaptırımlarını uyguluyor değil mi? Tabii. Düşman ülke statüsünde tanımlıyor seni ülke olarak. Sağ olsun Yeni Şafak zaten bir hafta önceden başlamış. Tabii. İşte yani bir hafta önceden bütün her şeyi bırakmış, Küba'ya kafayı takmış. Tabii. Küba'da çok şu kadar cinayet oluyor, bu kadar bilmem ne oluyor falan filan. Sana ne kardeşim ya? Sana ne yani? Bu mu derdin senin? Niye Amerika ile uğraşmıyorsun? Bu ama şöyle söyleyeyim, bu kendiliğinden olmuş bir mevzu değil. Çünkü zaten özellikle Nisan ayından beri sistemli bir şekilde ama son birkaç haftada Amerikan eksenli olmak üzere bir Küba karalama dalgasının tamam. olduğunu görüyoruz. O dalganın hemen gördün mü Amerika'dan böyle bir dalga geliyor. Hemen Yeni Şafak'ta tamam. o dalganın üstüne atlamış. Ya bu çevrelerin şunu anlaması lazım. Ya bizim derdimiz Küba'nın rejimi değil, Suriye'nin rejimi değil. İran. Biz İran'ı İslam Cumhuriyeti olduğu için desteklemiyoruz. Biz Suriye'yi bağımsız olduğu için de desteklemiyoruz. Küba'daki rejim komünist olduğu için desteklemiyoruz. İşte Çin'de Çin Komünist Partisi olduğu için desteklemiyoruz. Yani burada Amerikan emperyalizminin dünyayı yönetme, dizayn etme, kendi çıkarı için şekillendirme planına karşı bir tavır var. Bu tavrı almanızı bekliyoruz sizden. Başka bir şey değil. Çok zor bir şey de değil aslında. Ve siz bunları yaşadınız değil mi? Türkiye yaşadı bunu yani. Devam edelim. Yoksa işte Katolik yani misyonerlerin haber ağıyla aynı pozisyonda kendinizi bunların bulursun. Şimdi şeyden ne farkı var abi? 15 Temmuz gecesi Türkiye'de darbe alkışlandı değil mi? Tamam. Darbeyi alkışlayanlar oldu. Balkona çıkıp kimi sözde sosyal demokratlar falan tankları alkışladı. Onlarla aynısınız siz. Siz aynı darbeleri aynı şekilde alkışlıyorsunuz. Onlarla aynı cepheye düştünüz. Bu da benim Amerika'daki... Küçük Küba diyorlarmış buraya. Miami'de. Mini Küba mı diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. İşte orada da işte bu kaçak Amerika'nın hizmetçisi olmuş. Hani senin dediğin gibi o kaçak FETÖ'cülere benzeyen yani. Tipler orada protesto gösterileri yapıyorlar. Amerikancı yönetim istiyorlar Küba'da. Devam edelim. Şimdi birazdan videosunu da göstereceğiz. Tabii ki Küba Devlet Başkanı da sokağa çıkın çağrısı yaptı. Ortaya koydu ve sokağa çıkın çağrısı yaptı. Ama sadece bunu da söylemedi. Sokağa çıktı da. Çıktı, kendisi de çıktı. Ve aynı zamanda mevzuyu açık açık söyledi. Tabii. Hiç şeye yer bırakmayacak şekilde tabii. tablonun ne olduğunu anlattı. Devam edelim. Bu çağrının yankısını bulduğunu gördük. Şimdi onu da göreceğiz. Bir sonraki görsel arkadaşlar. Bakın yine bugün sokağa çıkma çağrısı yaptı. Kendi de çıktı tabii. Orada da bunun paralı tiplerin, parayla tutulmuş karşı devrimci güçlerin bu tip protestoları yaptığını söyledi. Kuzey Amerika yani Kuzey Amerika hükümetlerinin bunları desteklediğini söyledi. Devam edelim. Evet, videolarımız var. Son iki dakikaya girerken ona da hızlıca geçelim. Yine bir devlet görevlisi, yine Küba devlet görevlisi. O da aynı vurguları yapıyor. Devam edelim. Burada şeyi paylaşıyor tabii. Hakikaten çok büyük gösteriler oldu. Tabii. Bir de videomuz var, onu izleyelim hemen. Sırada o var. Binlerce insan yasa burada. Yasa Kübalılar şimdi ayağa kalkmaya başladılar. Ve Küba'nın her yerinde ve biz Fidel'iz diye bağırıyorlar tamam. bu arada. Yani devrime sahip çıkıyorlar. Çok önemli. Devam edelim. Hemen bir sonraki görselimiz, şey videomuz gelsin. Si quieren de verdad preocuparse por el pueblo, si quieren que se resuelvan los problemas de Cuba, abran el bloqueo y vamos a ver cómo tocamos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen valor para abrir el bloqueo? Eso no es genocidio. Eso no es un crimen de lesa humanidad y los que se prestan a ello, ¿a qué se están prestando? Entonces enarbolan criterios de que nosotros somos una dictadura que se procura por darle a toda su población salud, que trata de buscar bienestar para todos, que en medio de esta situación es capaz de tener programas y políticas públicas en función de todos, que está aspirando a vacunar a todos con una vacuna
cubana porque sabíamos que nadie nos iba a vender vacunas. No teníamos dinero para ir al mercado internacional a comprar vacunas. Ahora vociferan que somos asesinos. Evet, ne diyor Küba Devlet Başkanı? Bu kadar ekonomik ambargo altında bizi sıkıştıranlar bize diktatör diyorlar. Siz diktatör dediğiniz bizler kendi Küba aşılarımızla bütün Kübalıları aşıladık. Halkımızı koruduk. Bir diktatör bütün halkını korumak için hareket eder mi bir diktatörlük? Evet. Ayrıca diyor şunlar rahatsızsınız herhalde diyor. Sizin aşılarınızı satın almadığımız için. Evet, ona para vermediğimiz para için. Para vermediğimiz için herhalde rahatsızsınız. Şu Kübalıları çok önemsiyorsanız diyor şu ambargoları kaldırın bakalım diyor. Evet, son görsellerimizi de hızlıca gösterelim. Süremiz de bitti. Haiti ile ilgili söylemiştik. Devam edelim hızlıca. Evet, hızlıca sadece gösterelim ardı ardına görselleri. Çünkü hani gerçekten o Haiti'de on binler Amerika'ya karşı ayaklanırken susuyorlar. Bakınız bir suikast değil mi? Kolombiyalı teröristlerden kurulmuş. Abi Amerika tarafından eğitilmiş, donatılmış. Haiti devlet başkanı. Üstelik 29 kişi falan gelmiş. İşkenceyle falan adamı öldürmüşler. Haiti devlet başkanı geçtiğimiz hafta. Ve orada ayrıntılar ortaya çıktı ki 26'sı Kolombiyalı ki Amerika tarafından eğitilen 26 tane Kolombiyalı. Terörist. 2 tane de doğrudan doğruya Amerikalı. Gelmişler adamı öldürmüşler. Ülkenin devlet başkanını öldürüyorlar ya. Tabii. O öldürüldükten sonra da Haiti Amerika'dan asker desteği istiyor. Bak devlet başkanı ölüyor, yerine birileri geliyor ve Amerika'dan asker desteği istiyor. Devam edelim. İşte orada suikastla yapıyor. Burada işte gösteriyle yapıyor falan. Var mı başka görselimiz? Son görselimizdi bu zaten. Tamam. Son bir görselimiz. Evet. Aynısı işte bakın Amerika Haiti'ye desteklemeye hazır olduğunu. Tabii desteklersin yani. Adamı öldürdün. Yani aslında bugün bunu konuşması lazım bütün dünya medyasının değil mi? Bugünlerde. Mesela şu konuşulmuyor. Yani Amerika'nın eğittiği 28 kişi bir devlet başkanının öldürülüyor. Haber olmuyor. Bak utanıyorum ama ben bugün öğrendim bunu. Tabii. Halbuki bir hafta olmuş. Ama Küba'daki sokağa çıkan 100 kişiyi konuşuyoruz. Evet. Küba'da neler oluyor, neler bitiyor bütün ayrıntısıyla yalancı mumunu da paylaştık. Ve söylenen Küba'ya dair palavraları o yalanların da mumunu söndürerek sizlere veda ediyoruz. Değerli Ulusal Kanalı izleyicilerim.